Saygıdeğer izleyicilerimiz, Fransa'da yaşayan, merkezi çok yakından ilgilendiren bir haber var, üzücü bir haber. Fransa'da aile içi şiddetin geldiği noktayı gözler önüne seven bazı rakamları sizlerle paylaşacağım. Fransa'da özellikle koronavirüs döneminde aile içi şiddetin adeta patlama yaptığı ortaya çıktı. Fransa'da koronavirüs pandemisinde özellikle kadınları vuran çift ilişkilerinde şiddetli ölüm verilerini açıklayan İçişleri Bakanı Gerard Darmay'ın Le Parisien'a e vermiş olduğu demeçte geçen yıl 102 kadın ve 23 erkeğin ev içi şiddet nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. 2020 yılında 102 kadının hayat arkadaşları ya da eski hayat arkadaşları tarafından öldürüldüğü Fransa'da her üç günde bir ev içi şiddet cinayetle sonuçlandı. Çiftlerden birinin diğerini öldürmeye teşebbüs ettiği 238 vaka kaydedildi ve 193 bin ev içi şiddet vakası mahkemeye taşındı ev içi şiddet ihbarlarının sayısı 2020 bağrındaki ilk kapanmada yüzde 40 2020'nin sonlarıyla 2021'in başlarındaki ikinci kapanmada ise yüzde altmış arttı Evet değerli izleyicilerimiz koronavirüs çiftleri çıldırttı diyebiliriz Diğer yandan geçen yılki ev içi cinayetlerin son 15 yılın en düşük sayısı olduğunu 2019'da 146 kadın cinayeti işlendiğini belirtti ev içi şiddete polis ve jandarma müdahalesinin çok yüksek oranda olduğunu kolluk kuvvetlerini saatte 45 vakaya müdahale ettiğini aktaran İçişleri Bakanı ev işe şiddete müdahalenin uyuşturucuyla mücadele operasyonlarından bile daha sık yapıldığının altını çizen bakan polisin rehin alınan bir kadını veya çocuğu kurtarmadığı gün geçmiyor diyor. Evet çocuklar da etkileniyor bu durumdan. İçişleri Bakanı bugünden itibaren kolluk kuvvetlerinin ev içi şiddetle ilgili şikayetlerin değerlendirmesine öncelik vereceğini, Fransa çapında her polis ve jandarma karakolunda bu tür şiddet konusunda uzman bir polis memurunun özel olarak görevlendirileceğini belirtti. Evet değerli izleyicilerimiz, Fransa'da aile içi şiddet tablosu gördüğünüz gibi her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Maalesef bizim vatandaşlarımız içerisinde de aile içi şiddetin en yoğun olduğu ülkelerden bir tanesi Almanya'dan sonra Fransa Fransa'da üzücü haberler zaman zaman haber merkezimize geliyor. Biz de bunları sizlerle paylaşıyoruz. Sözün özü koronavirüs insanları Çile'den çıkardı ama her ne olursa olsun kesinlikle şiddete karşıyız. Bu ve benzeri durumlarda değerli izleyicilerimiz bunun hiçbir şiddetin hiçbir gerekçesi, bahanesi olamaz. Çok çok üzücü bir durum. Maalesef bizde şöyle bir durum var arkadaşlar özellikle bizim toplumumuzda ya benimsin ya toprağın mantığı var. Uyuşmuyorsa, bir sorun varsa elbette ki evlenmek kadar ayrılmak da normal görülmüyor. Böyle bir sıkıntı var. Yıllarca kadın bir sürü dayak yiyor. Yıllarca kadınlar görmedikleri sıkıntı kalmıyor ama ısrarla çevre baskısı, mahalle baskısı, akraba baskısı ne derseniz deyin o evde oturuyor. Gitmek istediğinde de onun yakasını bırakmayan erkekler de var. Bir de böyle bir durum var. İşte Fransa'da Avrupa'nın göbeğinde işlenen, bu şekilde işlenen üzücü olaylar maalesef ortaya çıkıyor. Maalesef önümüzdeki günlerde eğer kapanma olursa ya da yeni yasaklar gelirse durum belki de daha da ağırlaşacak. Bilmiyoruz. Ne diyoruz? Allah korusun, Allah esirgesin. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Fransa'da içinde bulunduğumuz günlerde bir kimlik kartı tartışması söz konusu. Bakalım detaylar neler. Fransa'da kimlik kartlarında İngilizce ifadelerinde yer alacak olması ortalığı karıştırdı. Milliyetçiler bu kararın Fransa ve Fransızcayı küçük düşürdüğünü öne sürdü. Fransa'da yeni kimlik kartları ülke siyasetini karıştırdı. Macron hükümetinin yeni kimlik kartlarında Fransızca ve İngilizce ifadelere yer vermesi milliyetçileri çileden çıkardı deniliyor. Yani İngilizceye tahammülleri yok ama milliyetçiler. Fransa'da ilk kez 1921'de kullanılan ve polislerin suçları takip etmesinde kritik rol oynayan kimlik kartlarında bundan böyle soyadı ve uyruk gibi bölümlerinde hem Fransızca hem de İngilizce çevirileri yer alacak. Avrupa Birliği'nin yeni formatı uyarınca düzenlenen kartlar ve iki dil detayının diğer ülkeler tarafından da uygulanması bekleniyor. Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro'da yer alan bu konuyla ilgili yorumda Macron'u Fransız kimliğinin temel esaslarını terk etmekle suçlanıyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Avrupa Birliği diyorlar 27 tane ülke hepimiz bir olalım, eşit olalım. Şartlarımız aynı olsun deniliyor ama görüyoruz ki saygıdeğer izleyicilerimiz şartlar kafa, zihniyet iç yani şeyle alakası yok. Avrupa Birliği ile alakası yok. Yani İngilizce yazmasına, uyruğunun İngilizce yazmasına tahammülleri yok. Buna da milliyetçilik diyorlar arkadaşlar. Aslında bu kafa tasçılık. Başka bir şey değil. Bunun milliyetçilikle falan alakası yok. Bunun anlamı şu arkadaşlar. Ben niye anlatıyorum bu haberi biliyor musunuz? Fransa'da göçmen olmak, yabancı olmak ne kadar zor bir şey. Bunun için anlatıyorum. Kimlik kartında İngilizce yazmasına tahammülü yok bu adamların. Fiziken insanların o ülkede yaşamaya hiçbir şekilde tahammülleri olmaz. Milliyetçilikmiş. Kardeşim bu neyi milliyetçilik? Avrupa Birliği bir karar almış. Diyor ki hem Fransızca yazsın hem de İngilizce yazsın. Ne var bunda? Ne var yani size soruyorum. Ne rahatsız ediyor? Türkiye'deki kimlik kartlarına bakın. Türkçe, İngilizce ne oluyor yani? Milliyetçilik elden mi gidiyor? Fransa elden mi gitti? Ne oldu kardeşim? Aslında diyorum arkadaşlar bunun milliyetçilik bu değil. Bu kafa tasçılık. Onun için Allah Fransa'da yaşayan vatandaşlarımıza yardım etsin. Bakın bu özellikle koronavirüs döneminde ırkçılık patlamış vaziyette. Her yerde olay var. Müslümanlara ve ülkede yaşayan göçmenlere, yabancılara karşı büyük tepkiler var. Olaylar var. Bu koronavirüs döneminde adeta patlama yaptı. Kimlikteki İngilizce yazıya dahi tahammülü yok. Sokaktaki bir göçmene tabii ki tahammül olmaz. Ama sözün gelince diyorlar ki İnsan haklarının merkeziyiz. Edebiyatın beşiyiz. Demokrasinin tam orta noktasıyız. Yasalar, hukuk devletiyiz. Biz hukuk devletinin ana merkeziyiz diyorlar. Lafa gelince bunlar. Kanunlara bakıyorsun. O çok güzel. Uygulama? Uygulama yok. Yani kişilerin kimliklerinde yazacak olan İngilizce kelimelere bile tahammül göstermeyecek kadar demokrasinin merkezi, insan haklarının merkezi, fenin, edebiyatın, sosyolojinin, mosyolojinin, bilmem ne lojinin merkezi izliyorlar. Bu mu? Arkadaşlar Avrupa'nın pek çok ülkesinde zaten her şey sözde. Görüntü. Arka taraf başka bir şey söylüyor, ön taraf başka bir şey söylüyor. Bütün pislikleri halının altına süpürüyorlar. Türkiye'de bunlara diyor ki müttefikimiz diyor bilmem ne diyor bunlar diyor müttefik. ya yani sizin neyiniz müttefik kardeşim? Siz kendi çıkarlarınızdan başka hiç kimsenin çıkarını düşünmezsiniz. Koronavirüs başladığı dönemde bu Avrupa Birliği'nin ülkeleri birbirlerinin maskelerini çalmadılar mı? Ne, unuttuk mu bunları? Kendilerinin birbirlerinin maskelerini çaldılar bunlar. Bu kadar ucuzlar. Bu kadar ucuzlar. Birilerinde de böyle batı özentisi var. Özellikle Türkiye'de. işte özendiğiniz adamlar bunlar kardeşim. Kimlikteki İngilizce kelimeye bile tahammülü yok. Bu kadar. Daha ne diyeyim ben yani? Allah Fransa'da yaşayan vatandaşlarımıza kolaylık versin. Aman dikkat edin, sakin olun, kimseyle uğraşmayın. Derdimiz ekmek davası kardeşim. Gurbette bulunanların büyükleri de sonradan gidenlerin de tek bir amacı var. İnsanca yaşayabilmek, ekmek parasını kazanabilmek. Başka bir amaç yok, başka bir siyaset yok, gizli bir plan yok. 1960'lı yıllarda Türkiye'den Avrupa'ya giden vatandaşların tek bir amacı vardı. Neydi bu? Bir ev parası, bir tarla parası, bir traktör parası biriktirip geriye dönmekti. Ama yıllar sonra olmadı dönemediler Türkiye'deki şartlar istedikleri gibi gelişmedi olmadı vatandaş çocuğunu çoluk çocuğun eşini aldı gitti orada çocuğu oldu orada okula gitti orada yetişti yoksa kim Hani gurbette kalmak ister kardeşim gurbet hasreti çekmek ister hepsi ekmek davası içinde şimdi kalkıyorsunuz Fransa'da göçmenleri şimdi hikayesini anlatmış olduğum yabancıları göçmenleri İkinci sınıf insan olarak görüyorsunuz. Milliyetçiliğe etkiymiş bu. Kimliğinde İngilizce kelime bulunması. Bu mudur arkadaşlar milliyetçilik? Merak ediyorum bu konuyla ilgili. Lütfen görüşlerinizi bu videonun altına yazın, yorumlarınızı çok merak ediyorum. Ben mi yanlış düşünüyorum acaba? Demokrasinin insan haklarının merkezi izliyorlar ya. Bu mu yani? Bu mu? Saygılar izleyicilerimiz. Fransa'da emeklilik yaşıyla ilgili akıllara durgunluk veren bir gelişme var. Hemen bunu sizlerle paylaşacağım. Macron ne yapmak istiyor? Bakın. Macron şunu söylüyor. Diyor ki insanların yaşam kalitesi arttı. Yaşam süreleri de arttı. E diyeceksiniz. E emeklilik yaşını da gelin arttıralım. Şimdi arkadaşlar Almanya'da 68 diyorlar, şimdi 70'i konuşuyorlar. Şimdi Macron önümüzdeki günlerde bu başarısız siyasetini, ekonomi siyasetini bir nebze olsun kapatabilmek için yani parayı toplamak için yeni bir yasa getirecek. Emeklilik yaşını arttıracak. Bildiğiniz üzere Avrupa'da pek çok ülkede 65 yaşında emeklilik var. Şimdi Macron da 69 yaşında emeklilik olsun diye bir çalışma yaptırıyor danışmanlarına. 69 yaşında. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu mezarda emeklilik demek. Yani arkadaşlar 40 yıl, 45 yıl çalışacaksınız. Sonra emekli olacaksınız. 70 yaşından sonra emekli ne yapabilir? Sizlere soruyorum ne yapamaz? Mesela dünyayı gezebilir mi? Eşini, sevdiklerini istediği gibi onlarla birlikte mutlu kalabilir mi? Mesela kaç yıl kalabilir? Böyle bir rezalet olur mu ya? Gülerek anlatıyorum ama gerçekten böyle bir rezalet olabilir mi ya? Mezarda emekli ediyorlar insanları. Edecekler. Çünkü emeklilere ödenen parayı boşa ödenmiş bir para olarak görüyorlar. Oysa 40-45 yıl bu insanlar çalıştı, üretti, katma değer oluştu, ülkenin kalkınması için alın teri döktü. Sonra da 700-800 euro maaş, hadi bin euro maaş, ev kirası 500 euro, geriye kalan 500 euro da geçin bakalım geçinebilir misin? Hadi emekli oldun tamam diyelim ama 70 yaşında mı emekli olacaksın kardeşim? 69 yaşında emeklilik olsun diye Macron kolları sıvadı. Yani Macron ülkedeki ekonomik sıkıntıları emeklilerin boynuna yükleyecek arkadaşlar. Çalışanların boynuna yükleyecek. Mezarda emeklilik Fransa'da hayırlı uğurlu olsun. Bu başka yorum yok. Bakın. Haberin detayları şunlar. Macron artık yaşam süresi daha uzun olduğu için emekliliğin de daha geç olması gerektiğini savunarak sağlık krizi sona erdiğinde kademeli olarak emeklilik yaşını yükselteceklerini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ayrıca tartışmalı işsizlik sigortası reformunun da 1 Ekim'den itibaren tam olarak yürürlüğe sokulacağını söyledi. Diğer yandan Sağlık Bakanı Olivier Veran aşı olmayan sağlık personeline 15 Eylül'den itibaren maaş ödemeyeceklerini duyurdu. Fransa Halk Sağlığı Kurumu'nun bugünkü verilerine göre ülkede COVID-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1260 artışla 5 milyon 813 bine yükseldi. 28 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı da 111.382'ye çıktı. Hastanelerde 957'si yoğun bakımda olmak üzere 7.137 kişinin tedavisi devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre 27 Aralık 2027'den bu yana Covid-19 aşısı yapanların sayısı 35 milyon 943 bine ulaştı. Bunlardan 27 milyon 858 bini ikinci doz ve üçüncü doz aşı aldı. Şimdi arkadaşlar aşı vesaire tamam bunları artık konuşmuyoruz biliyorsunuz. Herkesin kendi karar vereceği bir şey isteyen aşı olur istemeyen olmaz. Ama şimdi haberde de paylaştım. Emeklilik yaşı yükseltilecek. Bunun yanı sıra aşı olmak biliyorsunuz Fransa'da yasa çıktı. Polisler, hemşireler, itfaiyeciler için zorunlu. Yani zorunlu. Olacaksın. Eğer olmazsan 15 Eylül'e kadar maaş alamayacaksın. Bu bir sağlık diktatörlüğü, bu bir sağlık dayatması. Aşı insanların kendi sağlıklarıyla ilgili bir durum. Siz bunu yasayla, bunu karara bağlayamazsınız. İnsanlar ister olur ister olmaz. Ha ben iyi ya da kötü demiyorum. Ben bilim insanı değilim, doktor değilim ben. Bunu sağlıkçılar karar verir ama sen vatandaş olmak istemiyorum dediğinde onu zorla aşılayacak bir tavrın içerisine girmen bu insan haklarına, demokrasiye, hukuka aykırı bir durum. Maalesef Fransa'da bunun kararı alınmış vaziyette. Hiç kimse emeklilik yaşının neden 69'a yükseltildiğini konuşmuyor, bunu konuşuyor. Değil mi? Biliyorsunuz sarı yelekliler vardı. Fransa'daki emeklilik yasalarına itiraz edenler sokakları doldurdular. Paris'te ve Fransa'nın diğer kentlerinde olaylar çıktı. Koronavirüs dönemi gelince bunlar biraz azaldı. Ama yine halk sokaklarda. Macron'un sosyal politikaları maalesef halk tarafından büyük tepkiye neden oluyor. 69 yaşında emeklilik kabul edilebilir bir emeklilik değil arkadaşlar. Ya bunun insan mantığıyla da alakası yok. Ne diyor? Artık yaşam süresi daha uzun olduğu için ve yaşam kalitesi arttığı için yaşam kalitesi nerede arttı? Bana bir söyler misiniz? Fransa'da sosyal yardım alıyor insanlar geçinemiyor. Yapılan araştırmaya göre işçilerin yüzde %25'i Fransa'da çalışan işçilerin %25'i bir haftalık tatil yapamayacak durumda. Cebinde bir haftalık tatil parası yok. Bunu biliyor musunuz? Bu mu yaşam kalitesini arttırmak? Bir haftalık tatil yapacak parası yok cebinde. Dar gelirli vatandaşın. Siz önce halkın ekonomik gücünü düzeltin. İnsanların insan gibi yaşamasını sağlayın. Sonra emeklilik yaşını 69'a çıkartabilirsiniz. Önce bir insani çerçeveyi yükseltin. Hep milletten almanın derdinde daha çok vergi, daha çok yaş. Kardeşim 69 yaşında emekli olan bir şey biri ne yapacak? Ve sonra diyecekler ki, "Ha 69 yaşında olmak istemiyor musun? Tamam biz seni 60 yaşında emekli edelim ama alacağın emekli maaşını da %50 keserim." diye erken emeklilik çıkaracaklar. %50 kesecekler maaşları. Devlet kara geçecek. Devletler milleti için vardır, milletini kandırmak, kazıklamak için yoktur devletler. Ama siyasetçiler başka türlü düşünüyor. Böyle bir şey olur mu 69 yaşında emeklilik ya? Kim kabul eder bunu? Kim ister? Doğru bir yaklaşım mı? Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi bu videomuzun altına yazın. Merak ediyorum. Özellikle bizleri Fransa'dan, Almanya'dan, Avusturya'dan, Belçika'dan, yurt dışından izleyen vatandaşlarımızın yorumlarını çok merak ediyorum.